bu sefer başaracaksın. Bu sefer herkes senin nasıl bir futbolcu olduğunu görecek. Geldiğin için sağ ol. Yarın seçmeleri mutlaka kazanmam lazım. Kazanacaksın. Ben sana inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Artık güzel olsun ya. Mutlu olalım. Olacağız. Kimse bize engel olamayacak. Kendime çok kızıyorum. Bu zamana kadar Zeynep'e açılmadım. Keşke onu sevdiğimi söyleseydim. Belki böyle olmazdı. Abi sen söylemesen de o anlamıştır zaten. Üzme kendini. Hayır, söylemeliydi. Ya açık açık konuşmalıydı. Tamam, Zeynep hissetmiştir ama kızlar her zaman ilk adımı karşı taraftan bekler. Ben o ilk adımı atamadım. Onu kaybetmekten korktum. Onu üzmekten. Arkadaşlığımızın bitmesinden korktum. Ama bak, öyle daha kötü oldu işte. Kaybediyorum abi onu. Abi daha kaybedilmiş bir şey yok. Hemen bozma moralini ya. Onurcuğum, hiçbir şey için geç değil. Hem bak, ablam da girdi işin içine. Ya sen merak etme, Zeynep'i kurtaracak ablam. Seviyorsan git konuş diyorlar yani. Çok doğru söylüyorlar, biliyor musun? Seviyorsan çık konuş. Haykır, bağır, seni seviyorum de. Beklemeyeceksin öyle aptal gibi. Cesur olacaksın, korkmayacaksın hiçbir şeyden. Kaybetmekten korkunca insan sahip çıkamıyor hiçbir şeye. Onun için vazgeçmeyeceksin. Bu ekmek bitecek. İyice zargana gibi oldum, hadi. Ya abla, çocuk muyum ben? Çocuksun. Evet, çocuksun. Bazı densiz, düşüncesizler siz yaşta çocukları evlendirmeye kalkıyor olabilir ama çocuksunuz hala. Zeynep de aramadı aklını. Kız da benim çok fena. Ya bu arada dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Yani gecenin bir yarısı cerrahım bizdeydi. Gündüz niyetine gözde. Hayır olsun. Saçma sapan böyle rüyalar. Yani kısa bir rüyaydı. Böyle tam hatırlamıyorum ama fısır fısır bir şeyler konuşuyordunuz. Allah Allah, ne alakası var canım Cerrah Bey? Niye buraya gelsin? Niye biz fısır fısır bir şey konuşalım? Zaten rüyada mantık aramaz, saçma sapan şeyler görüyorsun Allah'ım. Neyse, hadi hadi hızlanın, biraz okula geç kalacağız. Senin seçmen yok mu? Bugün var değil mi? Seçmelerin var senin. Evet hocam, vardı da. Siz gelemiyorsunuz herhalde. Aa, seçmeler bugündü değil mi? Ya gelemiyoruz, okula gitmemiz lazım bizim Burak'cığım, kusura bakma. Neyse, zaten bizim çocuklardan da ses çıkmadı. Ya. Onlar da gelmeyecek herhalde. Tüh tüh. Suat, siz? Anne? Vallahi abi, benim sınavım var, gelemem. Ya sanki senin tezahürata ihtiyacın mı var? Yani. Ya öyle tabii de işte değişik bir motivasyon oluyordu bana. Neyse. İyi, hadi hadi hızlanın biraz daha, çocuklar geç kalıyoruz. Çürüdü o lokma ağzında, 40 defa çiğnedin. 40. Koçum benim. Başarılar abi. Sağ olasın. İnşallah muvaffak olursun. Sağ ol anne. Hadi görüşürüz. Gitti mi? Alo?
Evet. Kağıtları hazır mı? Burada ha? Hocam. Yani koyun cebinize, alacağım sonra. Bahse girelim, Burak bizi görünce şok olacak. Evet hocam, çok büyük sürpriz olacak. Ya evet hocam, çok mutlu olacak ya. Hocam o an suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Peki, taraftar hazır mı? Hazırız hocam. O zaman. Bir, iki, üç. Bağırmaya taraftar, yürüsün gitsin. Bağırmaya hadi Burak. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi hadi hadi. Ah be ya. Çocuklar siz ne yaptınız Zeynep'i? Gördünüz mü? Konuştunuz mu? Hocam sabah gittik ama görüştürmediler. İçeri bile almadılar. Allah kahretsin. Hadi ya. Siz ne yapacaksınız hocam? Şu seçmeler bir bitsin de gerekirse ben dayanacağım kapılarına. Bir de bana açmasınlar da bir görelim bakalım. İyi ki varsınız hocam. Aynen hocam. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız çocuklar. Hadi 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Burak inanıyorum sana. Hadi yapacağız. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi, hadi. 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 Ben de inanıyorum. Cerrah Bey. Sizin ne işiniz var burada? Burak için geldim. Tabii de sizin için. Merak etmeyin çocuklar duymadı. Bilmiyorum bana inanıyor musunuz ama ben değişmeye karar verdim. Sizi çok şaşırtacağım. Lise diploması alacağım. Okul dışarıdan bitireceğim. Tabii sizin yardımınızla. Bana özel ders verirsiniz herhalde. Burak sen bizim her şeyimizsin. Burak sen bizim her şeyimizsin. Burak sen bizim her şeyimizsin. Ronaldo bir seninki ya. Bana özel ders verecek misiniz? Tamam veririm. Almaz. Herkese manevra yapabilirim ama sana gelince tutulur kalbim. Şunu da unutma, herkese ver ama ben sana fanatiyim. Başımı ahtiyar. Ya bitti bu iş. İşte bu, aferin oldu sana. Yuvarlıyor yine, peşine düşmeye mazeret arıyorum. Bu durumda belamı bile bile. Başımı ahtiyar, ahtiyar nerelere vuruyor. İyi olacak, iyi olacak. Merak etme. Hocam, şimdi seçilenleri açıklıyorlar. Üç kişi seçeceklermiş. Tamam. Ben çıkıyorum yukarı. Hadi. Tamam. Hadi güzel haberlerle gel. Ay Allah. Ay öleceğim heyecandan. Hocam bahse girelim, Burak birinci gelecek ki. Tabii ki de. Kimin abisi? Ay seni yerim. Oh, oh. Hocam birinci seçilen belli oldu. Masai diye bir herif. Şu giden hocam. Sahada da görmüştük ya. Neyse hadi. Ben çıkıyorum. İkinci bir daha. Haber. Olur olur. Çok. Hadi güzel haber ver.
Hocam ikinci seçilen de o sarıbaş oldu. Zaten her yerde de bir sarı çıyan çıkıyor karşımıza. Ya. Kusura bak. Estağfurullah. Neyse hocam, belki üçüncü seçilir bizimki, ben çıkayım. Tamam. Tebrikler. Hay Allah'ım. Bana bakın, Burak seçilmezse şayet, ki bence seçilecek. Ama eğer seçilmezse, asla suratınızı asmıyorsunuz. Tamam, mutsuz olmuyorsunuz. Dünyanın sonu değil. Tamam mı çocuklar? Seçilecek, inanıyorum. İnşallah. İnanın. Hadi totem. Hadi. Hadi güzel haber verin. Ne oldu? Burak oğlum ne oldu? Olmadı. Ya. Yani demek ki ben yetenekli bir futbolcu değilmişim. Burak o ne demek? Allah Allah, olur mu öyle şey? Dünyanın sonu mu oğlum? Memleketteki tek kulüp burası mı? Yine girersin seçmeleri. Evet, şimdi herkes bilen emoji olsun. Morallerimizi yüksek tutalım. Belki olur. Oğlum en iyi sendin ya. Bahse girelim. Bu işte bir torpil var. Neyse oğlum, sen sıkma canını. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Abi bu sefer çok inanmıştım olacağına ya. Olsun be kardeşim. Kısmet değilmiş demek. Öyle deme Burak. Sen kendine inanırsan başarırsın. Biz sana inanıyoruz. Aslanım. Sen de üzme kendini. Abi niye üzülmeyeyim ya? Üzülme. Çünkü sizi yedik. Aa! Üçüncü seçilen Burak Erkin. Biraz fenayız hocam. Hayır, hocam. Kimden çıkar zaten? Senden çıkar. Hocam biraz fenayız. Allah'ım. İmza işlemleri için yukarıda beklemiyorsunuz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hocam, Cerrah abi. Siz de benimle gelir misiniz? Peki. Ol. Hay. Oğlum nasıl gittiniz? Nasıl yani? Ya nasıl ilk defa hayatımda böyle bir şey olmuştu? Ha, olur mu öyle şey? Burak. Ne alakası var oğlum? Ya Burak yanlış anladın beni, bir dinlesen. Burak. Hadi artık sallanmayın çocuklar, sahada değiliz, okula geldik, ders var hadi. Hadi. Efendim Zeynep. Hocam yardım edin. Tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar hoca Zeynep'e gidiyor, yürü. Hadi. Koşun koşun. Ya Burak bir sakin ol artık. Eğer dinleyeceksen anlatacağım. Ya neyi dinleyeceğim ya? Seninle o herifin arabasına ne işin var Sevda? Burak senin için, seçmelere yetişebilmek için. Beni yolda öyle aceleyle görünce bırakayım dedi. Tamamen iyi niyetinle. Ya ne iyi niyeti ya? Koray'dan bahsediyoruz Sevda. Koray'da iyi niyet ne yarar? Ya beni çok iyi tanıyor musun, konuşma. Seni herkes tanıyor oğlum. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Herkes kendi yaptığına baksın. Sevda'ya kızmana gerek yok. Yolda gördüm, gideceği yere kadar bıraktım. Çok meraklısı değilim kız arkadaşının. Gözüm üzerinde oğlum. Dikkat et. Sen de birader, sen de. Bak gördün mü? O da aynı şeyi söylüyor. Hala inanmıyor musun bana Burak? Umarım Mustafa doğru söylüyorsunuz. Biz çocuktuk tanıştığımızda. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyor musun? Ben mahalledeki çocukları dövüyordum. Bir tek sana kıyamıyordum. Evet. Ama artık mahallede çocuk olduğumuz dönemlerde değil misin? Şimdi sen hep ağlıyorsun. Benim buna yüreğim dayanmıyor Sevda. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama ben seni, senin beni sevdiğin gibi değil. Daha farklı seviyorum.
Nasıl yani? Ya biz çok yakınız, çok iyi tanıyoruz birbirimizi. Sen benim her şeyimi biliyorsun. Ben de senin her şeyini biliyorum. Yani iki sıkı dost gibiyiz. Ama... ben de seni arkadaşım gibi seviyorum artık. Burak, biz arkadaşız tabii ki. Ama sevgiliyiz de. Ben sana hala deli gibi aşığım. Belki de bu aşk değildir. Başka bir şeydir. Aşk Burak. Ben biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Yani sadece birileri aklını çelmeye çalışıyor, o kadar. Özür dilerim. Bu şekilde hem seni hem kendimi üzüyorum. Bundan sonra hayatımda iyi bir dostum olarak kalmak istiyorum. Üzgünüm. Burak! Burak! Burak, bitti. Ayrılıyor musun benden? Koray'ın arabasına bindim diye mi terk ediyorsun beni? Yoksa Gözde için mi? Siyah. Ne oldu? Ne oldu? Sevginin seni terk mi etti? Asya, git başımdan. Bence çok iyi yaptı. Onunla sevgiliyken geceleri başka erkeklerin evlerine gidiyorsun. Hak ettin. Asya, git başımdan. Git! Burak, ben senden ayrılamam. Sen beni bırak. Burak! Öyle işte. Babamın durumu gittikçe daha da ağırlaştı. Masraflar artıyordu, hiçbir şey yapamıyorduk. Karısı da ecdadı o zaman getirdi Ergun doğduğunu eve. Bu çocukla evleneceksin, babam böyle istiyor dedi. Zeynep, bir çıkış yolu bulunurdu. İstemiyorum deseydin, karşı çıksaydın. Babanın hayatı söz konusuydu onu. Hiçbir şey yapamadım. Kabul ettim. Babanın hayatı için kendi hayatını ateşe vermişsin Zeynep. Başka çarem yoktu ki. Öyle bir şey yok. Zeynep. Çaresiz değilsin. Ben bu evliliğin olmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Ne olursa olsun. Daha fazla ağlama artık. Lütfen. Git formanı giy. Okula devam. Ben buradayım. Hadi bakalım. Sevda. İyi misin? Koray, git başımdan. Şimdi biri görecek bile. Görsünler, ne olacak ki? Senin arabana bindim diye Burak beni terk etti. Bütün arkadaşlarım yüz çevirdi bana. Ne olursun git ya. Sevda. Niye üzülüyorsun ki? Burak kıskanmış. Demek ki hala seviyor. Öyle mi diyorsun? Tabii kızım. Seni sevmese niye kıskansın ki? Ben seni zor durumda bırakmam.
Biz düşmanız. Unutma. Sevda, ne haber? İyiyim, ne olsun. Böyle kıl kıl adamlarla karşılaşmak zorunda kalıyorum işte. Sensin kıl. Çok meraklıyım sana. Sevda'ya bayağı gider yapmışsın. Ya boş ver, kapatalım o konuyu. Tamam, sen bilirsin. Ya sinemaya gidelim mi? Madem güne güzel başladık, güzel devam etsin. Hem Onur'la Zeynep'i de çağırırız. E süper fikir. Bak çok komik bir film gelmiş. Böyle gorilli falan bir şey. Böyle biraz güleriz, kafamız dağılır falan. Bence de bugünlerde zaten gülmeye ihtiyacımız var. Gidelim, güzel fikir. Yok yok, hayır, olmaz olmaz. Burak. Çok iyi oldu sinemaya geldiğimiz. Ya gerçekten öyle oldu. Hem güleriz, belki kafamız dağılır. Sana gülmek çok yakışıyor zaten. Gel gel. Biz iki tane mısır alabilir miyiz? Ya ama biletleri de sen aldın. E avans aldım o kadar. Bundan sonra para sıkıntımız olmayacak. Ay aman, havalarını yesinler senin. E bahsettiğin transfer kutlaması da bu muydu? Yok, bu o değil. O ikimize özel olacak. Sen ve ben. O nasıl bir şey peki? E onu görürsün artık. Hadi şu çifte kumruları söyleyelim de film başlayacak. Abi alın mısırlarınızı. Oğlum bari mısır bize alsaydık. Utandırıyorsun ya. Ya hadi abi, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Alın. 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 Topla başıma. Topla başıma. Top. Allah. Sen kimsin bana bak abi? Ne yaşadık biz? Sen benim duygularımla oynadın. Nerede lan dar? Nerede lan sen bana? Sen karışma bacım. Ne var abisi be? Nezir olmasın. Bak, kendi söyledi. Oo, bayağı da soğuk ha. Yalnız film çok iyi değil miydi? Cidden. Ya bir şey söyleyeceğim. O goril gerçek miydi? Bence gerçekti. Bence de. Yok bence yani. Sence? Yok be abi, değildi ya. Değildi, değildi. Ya bir şey söyleyeceğim. Şarkı söylesenize. Şarkı mı? Ya evet abi, söylesenize ya. Çok güzel olur ha. Değil mi? Evet. Vallahi bilemedim de. İster misin söylemek Zeynep? Bilmem ki. Hadi Zeynep. O zaman ben söyleyeyim, sen de katıl bana. Tamam. Dünyada inanmazdım biteceğine. Beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi. Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi?
Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkular gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkular gerçek olunca, gözyaşım. Bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Ben bu muhabbeti çok sevdim. Arada yapalım böyle. Yapalım tabii ki. Yapalım. Allah kahretsin ya. Burak ne oldu? Oğlum. Ben geliyorum şimdi. Lan. Nereye gidiyor ki? Ne oldu şimdi ya? Buna sinirlendi herhalde. Koray, ben çok sıkıldım artık, gidelim mi? Dur kızım ya. Seni neşelendirmeden gitmek yok. Sevindim aradığına. Sevda, senin derdin ne ya? O herifin evinde ne işin var senin? Murat, ne diyorsun? Anlamıyorum. Sevda, Koray'ın evinde ne işin var senin? Murat, ben sana anlatamadım, fırsat olmadı. Ben annemlerle tartışınca o gün... Bak kızım, sana bugün arkadaş kalalım demiştim ya. Unut onu. Artık arkadaşım bile değil. Bir daha karşıma çıkma. Burak! Burak! Sen ne biçim bir adamsın ya? Beni eğlendirmek istiyordun, yardım etmek istiyordun, öyle mi? Oyun mu oynadın sen bana? Ne diyorsun Sevda? Ne oluyor? Ya Burak'a gidip evinde kaldığımı söylemişsin. Amacın ne senin? Ne? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Ne diyorsun? Ben sana nasıl inandım ya? Burak başından beri haklıydı. Pisliğin tekisin sen Koray. Sevda! Sevda! Oo, Sevda. Yeni arkadaşın yok mu? Hayırdır? Sen ne saçmalıyorsun ya? Burak, biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kaldı mı? Burak, herkes bize bakıyor. Hadi gel dışarıda konuşalım. Sen merak etme Sevda. Dün gece yediğin naneleri herkes biliyor. Burak, ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Öyle mi? Koray'ın evinde bir gece geçirmek utanılacak bir şey değil mi? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Burak, gel dışarıda konuşalım bunu doğru düzgün.
Ne oldu? Utandın mı arkadaşlarından he? Madem utanıyorsun, utanılacak şey niye yapıyorsun? Ah bak, bak seninki de geldi. Git konuşacağın ne varsa onunla konuş. Oo, kavga mı var yoksa ya? Lan sen de yürü git. Zaten sabrımın sonundayım. Ya sen var ya kuru su kısırdın oğlum. Saf rüzgarsın ya. Sen böyle konuşmaya devam et. Bak bakalım rüzgar mıyım, fırtına mıyım? Ne oluyor lan sabah sabah tantana çıkartıyorsun? Ne oldu? Ulan senin derdin benimle. Sevda'yla niye uğraşıyorsun? Sevda'ya falan bulaştığım yok benim. Arkadaşlarının dolduruşuna gelme. Ama bayağı kızmışsın. E bir şey de öğrenmişsindir. Sana ait olan bir şeyi elinden almaya kalkarlarsa insan ne oluyormuş? E deliriyormuş. Değil mi? Ulan sen bana ait olanı ama... Ulan! Ayrıl! Müsaadenizle hocam. Burak! Sevda! Sen dur! Geçin yerinize hepiniz! Dingo'nun ahırı burası çünkü değil mi? Utanın kendinizden. Burak. Bunca güzel anadan sonra ben seninle düşman olmak istemiyorum. Beni affet ne olursun. Söz bir daha rahatsız etmeyeceğim seni. Arkadaş olacağız bundan sonra. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayat hocalara gideyim. Çektin mi? Evet bak. Bakalım Gözde Hanım bunu görünce ne diyecek? Mahalledeki pazara gittiler değil mi? Bundan sonrası bende. Hadi görüşürüz. Abi şu Zeynep'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi ha. Net. Aynen abi ya. Ya tavuk dedin de aklıma geldi. İnşallah Hayat Hoca yemekte tavuk yapmaz. Abi daha dün akşam yedin. Yani sen ne? Keşke Asya da Hayat Hocalara gelseydi ya. Oğlum Hayat Hoca'nın sofrası Asya'ya uymaz. Oğlum var ya, bahse girelim. O Asya, Sarıbaş ve Kancavur'un hayatlarında pazar görmemişlerdir. Tabii nereden görecekler? Hadi al. Al şunu poşetlesene. Ablacığım boynu. Gözde. Ay bırak Allah'ını seversen. Arkadaşlarına alışverişe geldik. Sen konfeksiyon derdindesin ya. Hayret bir şey. Acaba yer elması mı yapsak zeytinyağlı? Gerçi göremedim ama. Ay abi onlar böyle minik minik ya. Soyması zor oluyor. Hiç uğraşmayalım bence. Ben sana yardım ederim Gözde. Birlikte yaparız. Ay bir insan mutfağı bu kadar mı sevmez? Ya arkadaşların yemeğe geliyor Gözde. Azıcık çaba sarf et sen. Tamam tamam. Ya o zaman patlıcanla patates alalım. Kızartma yaparız. İşin gücün kızartma. Ya soymayacaksın onları çünkü değil mi? Semizotu alalım hocam. Yoğurtlu salata yaparız. Olur. Aklında bin yaşa. Hem kolay. Bir mandalina alalım önce de. Kaça kilosu bakayım? 3 lira ablacığım. İnce kabuklu var mı? İnce ablacığım. Ne bu fiyat böyle ateş pahası elimizi yakıyor? Ablacığım havanın durumunu görüyorsun. Akşam pazarı indirim yap. Tamam. Senin güzel hatırı için 2,5 yaparız ablacığım. 2 kilo. 3 olsun 3. 3 vereyim ablam. Hadi o zaman. Hadi hadi hadi. Hadi. Ne oluyor? Selfie. Ay hayret bir şey. Çocuk limonat. Biber de biber salçası. İrilerinden ver, irilerinden ha. Oğlum portakal gibi limon daha ne kadar iri olacak? Ya ağzından bir koy. Ben güzelleri seçiyorum. Tamamdır arkadaşlar.
Bilmem farkında mısınız ama her şey iyi gidiyor gibi. Abi Zeynep için öyle. Ama o Koray süslüsü bizim okuldan gitmeden bize huzur yok. Zeynep özür dilerken nasıl kasıldı ama. Özrünü kabul ediyorum. Ay sanki kral ama basenimin kralı. Neyse boş verin şimdi. Ya sonuçta Koray'ın var olma şekli kavga ve kaos. Biz de onun gazına gelip ekmeğine yağ sürmeyelim. Aynen. Ama şu Sevda ile Koray yaklaştıkça ben deliriyorum. Ya evet aynen Emel aynen. Bir de bu Gözde ile Sevda arasındaki soğuk savaş durumu var. Biz de arada kalıyoruz abi. Bir o tarafa bir o tarafa pimpon topu gibi. Neyse salatalık alıyor muyuz? Aldım aldım ben aldım. Ben de biberleri aldım abi hadi gidelim. Mis gibi. Tamam değil mi? Yazın. Hadi. Senimiz otunu da alalım şuradan. Çocuklar nerede? Hadi artık yetişemeyeceğiz. Hocam geldik. Hadi bakalım. Hocam listeler tamam. Bizim liste de hazır hocam. Aferin size. Tansiyon rejimde her şey tamam hocam. O ne ya? Hocam saçmalıyor siz ona bakmayın. Hocam o bir yan gergen. İyi hadi geç kalıyoruz artık. Daha yemekler hazırlanacak, pişecek. Hocam hiç merak etmeyin. Onlar pişer, hıp diye de yenilir. Aynen. Yapar o yapar. İyi hadi. O zaman bir selfie patlatalım. Hayda. Hadi hadi. Hadi hadi. Hazır mısınız? Ya bu arada Burak nerede? Burak? Geldim. Aynı anda seviye selfie yetişir. Deyince hıyar diyoruz. Bir, iki, üç. Hıyar. Bir tane daha alıyorum. Hadi hadi. Hayda. Koray. Bak arkadaşlarını eğlensinler diye çağırdım. Kavga falan istemiyorum. Eğer ayak uydurabileceksen bize katıl. Yok hocam. Ben de o yüzden gelmedim zaten. Bunun sağa solu belli olmaz. Burak tamam lütfen. Ne o? Özür dilemeye mi geldin? Yok. Gözde önemli bir şey göstermem lazım. Herkesle uğraşırsa olacağı buydu abi. Net. Bahsi girerim. Bugün biri intikam aldı abi. Kim biri bıçaklanacak ne yaptı? Harbiden ya. Kim neden saldırdı ki Koray'a? Koray'a değil. Hayat Hoca'yı bıçaklamak istedi. Ben de gördüm. Ya hedefi ablamdı. Koray ablamın önüne geçmeseydi ablam şu an hastanede olacaktı. İyi de Hayat Hoca'nın düşmanı yok ki. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu işte. Ya Zeynep seninle ne alakası var Allah aşkına ya? Cahitti o. Hayat Hoca beni ondan kurtardı diye intikam almak istedi. Yani ne? Ne öyle bir şey ya? Nasıl yani? Zeynep emin misin? Yani adamın yüzünde maske vardı. Hiçbirimiz yüzünü görmedik ki. Ya başka kim neden Hayat Hoca'nın canına kastetsin? Benim yüzümden oldu işte. Zeynep senin suçun yok. Ağlama artık tamam. Ya Koray'a bir şey olursa Gözde, ya ölürse? Kötülere bir şey olmaz. Ya Koray ablamın hayatı için kendini feda etti. O kötü biri değil. Onur sen niye bakıyorsun? Otursana. Yok ya bakıyorum öyle. İyiyim ben. Aynen abi ya. Ya Onur bak burada bir şey olmaz. Hep birlikteyiz. Ya abi duymuyor musun? Cahit Mahit diyor ya. Zeynep yanımızda. Bizi hala takip ediyor olabilir. O zaman hep beraber bize gidelim. Aynen abi haklı. Hadi gidelim.
gözde ağlama artık ne olur. De değil ki. Ya sen Koray'a mı ağlıyorsun? Yoksa Hayat Hoca'ya bir şey olacaktı diye mi? Burak ne fark eder? Ablam veya Koray. İkisi de can. İkisini aynı kefeye koyma bence. Gözde hadi gel bir senin yüzünü yıkayalım. Tamam haklısınız. Koray hepinizin canını yaktı. Ama o kötü biri değil. Ya anlamıyor musunuz? Bunları beni kaybettiği için yapıyor. Anlamıyorsunuz. Gözde. Koray bıçaklandı, badem gözlü oldu. Belki de haklıdır. Koray kötü biri değildir. Sonuçta eski sevgilisi. Tanıyor onu. Bence de arkadaşlar fazla üstüne gitmeyelim artık. Vallahi ne yalan söyleyeyim, günahım kadar sevmem şu Zübbe'yi. Ama bu son olayda yaptığından sonra gözüme girdi. Aynen abi, benim de. Ya cesur çocukmuş. Nasıl harcadı kendini Hayat Hoca için? Helal olsun, ne diyeyim. Ben yapılanları kolay kolay unutmam ama Yiğit'i öldür hakkını ver demişler. Aferin Sarıçı. Şş, iyi misin abi? Abi tam her şey yoluna girmişti ya. Kötü oldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Yani o hastanede yatan Hayat Hoca da olabilirdi. Onun için bozma morali. Abi nasıl bozmayayım? Görmüyor musun gözlerinin halini? Bunlar mı? Evet, şu iki yastık ve yorgan işte. Pardon, pardon. Ya beceriksiz. Ben mi beceriksizim? Sen kendine bak be. Geçen iki tane yumurtayı kıramadın. Bastın unu içine. Doldurdun böyle kocaman. Ya. Ya. Tamam, tamam. Buyurun. Tamam, dur sus. Ya ablam gelecek şimdi. Yine kızacak işin gücün eğlence deyip. Tamam, haklısın. Hadi az laf, çok iş. Hadi şunları geçirelim. Tamam, hadi. Koray'ın iyi olduğunu duyunca keyfin yerine geldi. Çok endişelendim onun için. Fark ettim. Herkes onun bunu hak ettiğini düşünüyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Herkes çok üzüldü. Kim ablamın hayatını kurtarmak için kendi canını feda ederdi ki? Ben yapardım Gözde. Ama görmedim. Tamam işte. Sen yapardın, bir de Koray. Bence sen Koray'a karşı hala bir şeyler hissediyorsun. Saçmalama. Yani onunla arkadaş olmayı isterim ama çok zor. O benim çok iyi tanıdığım biri, o kadar. Hmm derken? Merak etme, Sevda ile senin arandaki gibi gelgitli bir durumumuz yok bizim. Ben netim yani. Ben de öyleyim. Sevda ile ayrıldık bugün. Kesin olarak mı? Evet. Hayırlısı olsun, ne diyeyim? Tamam, sen git, ben hallederim. Tamam. Uyuyamazsan, korkarsan falan bana seslenebilirsin. Ben burada olduğum sürece kimse sana zarar veremez. İyi ki varsın korkusuz şövalye. Dalga geçme. Hayat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir sınıf arkadaşınız da burada. Abidin seninki Koray'ı yalnız bırakmamış. Karnınız aç mı, bir şeyler hazırlatayım mı? Yok, yok, hiç gerek yok. Belki öyle çay kahve falan. Hı? Yok, zahmet olmasın. Peki. İkinci katta odası. Böyle buyurun. Siz nasılsınız? Her şey yolunda değil mi? Renginiz biraz solmuş da. Yo, iyiyim. Koray. Koray, bu bizimkilerin sesi. Beni görmesinler. Ya.
Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Koray. Geçmiş olsun Koray. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağrın falan var mı? İyiyim, daha iyiyim. Teşekkürler. Bak gördün mü? Boşta Asya'nın günahını aldık. Oğlum biz aşağıdan çıkarken Asya da odadan çıkmıştır. Arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani sizin saygınızı kazanmak için bıçaklanmam gerektiğini bilmiyordum. Koray bizim kanımız bozuk değil. Aramız bozuk. Git öyle korkma hocam. Koray. Hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Hocam yanlış anladınız. Lütfen. Ya. Kardeşimin üstünden ellerini çek. Hocam. Kardeşime dokunma. Hocam. Anladın mı kız? Kardeşimden uzak duracaksın. Çekil önümden. İyi misin? Ben lavaboya gidiyorum. İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok hocam. Çok sağ olun. İçerideydin değil mi? Git yetiştir Burak'ı hemen. Ben ispiyoncu değilim. Ayrıca bu beni ilgilendirmez. Hmm. İyi, hadi bakalım. Asıl benim sana teşekkür etmem lazım. Kendini siper ettin. Benim hayatımı kurtardın. Ne demek hocam? Her zaman. Ama bana bunu yapan herif cezasını çeksin, bana yeter. Ne yazık ki bugün... Hadi artık biz de daha fazla burada Koray'ı rahatsız etmeyelim değil mi? Ziyaretin kısası makbul. Yok hocam, ben iyiyim. Biraz daha kalın. Yok yok, gerek yok. Hadi bakalım. Ben çocuklar Cerrah Bey'le bir görüşeceğim. Siz çıkın, görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Koray, bir şeye ihtiyacın olursa bizi arayabilirsin. Eyvallah, sağ olasın. Aynen. Hadi bakalım. Abla ben biraz daha kalabilir miyim? Hocam, siz zaten abimle konuşacaksınız. Biraz daha kalsın. Tamam peki. 10 dakika sonra aşağıda görüşürüz. Tamam. Çok korkuttun herkesi. 10 bey benden hep korkar zaten. Kısa sürede düşmanın kadar hayran da olmuş bu okulda. Hayran mı? Sevda'yı gördüm az önce burada. Ha, o mu? Evet, buradaydı. Beni ziyarete gelmiş sağ olsun. Hırsız gibi saklandığına göre çok gizli bir hayran. Yok canım. Yani yanlış anlamasınlar diye gitti. Ne oldu? Kıskandın mı? Saçmalama. Ayrıca kim yanlış anlayacak ki? Sevgilisi bizim arkadaşlığımıza pek sıcak bakmıyor da. Burak'la Sevda ayrıldı Koray. Burak sana böyle mi söyledi? Ha? Yani çok ilgilenmiyorum konuyla ama laf arasında söylemişti. Burak'la Sevda ayrılmadılar Gözde. Nereden biliyorsun? Madem öyle. Olsunlar, ne yapayım? Ben sana sadece arkadaşım olarak göstermek istedim. Arkadaşım olarak mı? Bak Gözde. Ölümle burun buruna gelmek insanın hayatını sorgulamasına sebep oluyor. Bundan sonra seni hiçbir şekilde zorlamayacağım. Eğer kabul edersen sadece arkadaşın olmak istiyorum. Thank you.
Koray. Sen niye ayaklandın, indin aşağı? Ya kalkmana gerek yok dedim ama dinletemedim. Ya illa yolcu edecekmiş. Hocam yürüyebiliyorum. Sadece dikiş ellerim ağrıyor. Abla Zeynep nerede? Civcivde. O zaman bak şöyle bir anlaşma yapıyoruz. İyice ne toparlanana kadar birkaç gün lütfen okula gelme. Hocam ben evde çok sıkılırım ya. Hemen yarın okula başlarım. Oğlum doktorun da birkaç gün dinlen dedi ya. Abi derslerden geri kalmak istemiyorum sonra. Ya olsun. Geri kaldığın dersler için ben sana ek ders veririm. Dert değil. Hocam yok yok. Vallahi gerek yok. Ben yarın okula başlarım. Benim için daha iyi. Peki. Nasıl istiyorsan. Biz müsaadenizi isteyelim. Müsaade sizin. Ayağınıza sağlık. Ay zahmet oldu size. Al gözdeciğim hemen. Bekletmeyelim. Heh. İyi günler. Abi ben odamdayım. Yardım edeyim mi? Yok yok. Çıkarım ben kendim. Bir şey yok. Hadi bakayım. Yavaş yavaş. Ay. Sadri. Günaydın. Gözde. Günaydın. Günaydın. Ya hani kutlama yapacağız demiştik ya. Bugün ne dersin? Yok, bugün benim işim var. Ha. Yarın? Yarın ve sonraki günler de müsait değil bak. Gözde neyin var senin? Yok bir şey. Niye böyle davranıyorsun? Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hangi konuda? Boş ver. Gözde, söylesene ne oldu ya? Koray, Koray gel benim koluma gir. Ah, tamam Asya, kendim yürüyebilirim, tamam. Günaydın. Günaydın. Gel yardım edeyim. Biraz dikişlerim ağrıyor da. Yardım edeceksen sağ ol. Bana destek olan çok kişi var. Bravo Koray. Sen bu ucuz numaralarınla Gözde'yi elde edebileceğini mi sanıyorsun? Ne oldu? Dün bayağı dost canlısıydın. Ateşkes bir gün mü sürdün? Boşuna uğraşma oğlum. Gözde senin numaralarını yemez. Prim vermez sana. Kime prim verir? Sana mı? Ha? Hadi sen koş git topun oyna hadi. Siz yine kavga mı ediyorsunuz? Ulan güçlü kuvvetli adamlarsınız. Taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız. Boş boş niye kavga ediyorsunuz? Sen karışma Mustafa. Nasıl ben karışmayayım ya? Enerjinizi boşa tüketmeyin. Gelin başkan adayı olun, aktif olun. Okulun size ihtiyacı var. Sağ ol abi, sağ ol. Evet abi. Bu işler cesaret ister. Ya sen kendi işine bak. Bak Gündürler, ikinizin de fanları çok. Bence aday olun, iyi olan kazansın. Hem bak bu fikrimi iyi düşünün. Öyle kavgayla, gürültüyle, vurmakla, kırmakla bir yere varılmıyor. Müzakere, diyalog, istikşafi görüşmeleri hemen başlatın. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Bak ben kavga istemiyorum. O zaman ayağını denk alacaksın. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Başkanlık seçimi için kapışalım. Kaybeden Gözde'den vazgeçer. Ulan saçma sapan konuşma. Yürü git şimdi. Vay be. Cesur yürek sanmıştım seni ha. Demek korkuyorsun ha? Senden korkan senin gibi olsun. Başından beri gözlerinin peşindesin ha. Ama karşısına çıkıp itiraf bile edemiyorsun. Korkuyorsun çünkü. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. İşte sana fırsat. Gözlerinin karşısına çıkmaya cesaretin yoksa benim karşıma çık. Korkmuyorsan teklifimi kabul et. Bu işler oyun değil. Ben de oyun demedim zaten. Erkek gibi çık karşıma. Kaybeden aradan çekilsin. Umuz. En baştan yenilgiyi kabul ediyorsan yapacak bir şey yok. Sen bilirsin.
Sen niye aday oldun ki? Aynen Burak, müdürün kölesi mi olacaksın? Daha yeni kulübe başladım. Bir sürü işin gücün var abi. Ya abi şimdi bunu mu tartışacağız ya? Oldum işte. Oğlum bahse girelim. O sarıbaşı aday oldu diye sen de aday oldun değil mi? Ya meydan ona mı bırakacağız oğlum? Helal olsun kardeşim. Şunların hepsini istiyorum, tamam mı? Tamam. Koray, ben seni gerçekten anlamıyorum. Bize ne okulun sorunlarından? Ayrıca niye hala bu okuldayız onu da hiç anlamıyorum. Asya'cığım, seni zorla tutmuyorum ben. İstiyorsan gidebilirsin. Sen olmadan biz hiçbir yere gitmeyiz. Ama bilmem farkında mısın? Biz bu okula geldiğimizden beri başımızdan bela eksik olmuyor. Yani Asya haksız değil aslında. Şimdi durup dururken nereden çıktı bu başkanlık adaylığı? Arkadaşlar, size fikrinizi sormuyorum ben. Bana yardım edecek misiniz yoksa başkalarından mı bulayım yardımı? Ha? Kuraş, bak ben senin her zaman yanındayım. Ben de tabii ki. O zaman planımızı yapmaya başlayalım hadi. Tamam. Şunları da olacak, tamam mı? Tamam abi, söyleyin. Bana yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Oğlum herhalde edeceğiz ya. Seni yalnız mı bırakacağız kardeşim? Madem iyileşti, o sarıbaşa gününü gösterelim. Zaten Zeynep de Onur da bizde. Yani tayfa tamam. Evet. Aynen abi. Rahat ol. Şurasını... Buray, konuşabilir miyiz? Olur. Arkadaşlar, siz hazırlıklara başlayın. Ben yanınıza gelirim hadi. İyi hadi. Görüşürüz. Eyvallah hadi. Başkan olup sempati toplayacaksın ha? Vallahi Koray, bunu yapacağın benim bile aklıma gelmezdi. Sevda, sana hiç yakışmıyor. Bizim gibiler akla ilk geleni yapmazlar. Nasıl yani? Seninkiyle bir iddiaya girdim. Neyine? Gözdesine. Başkanlık seçimini kazanan Gözde'yi alır. Kaybeden aradan çekilir. Ne? Yani. Burak bunun için mi aday oldu? Ne sandın kızım? Aklı hala Gözde'de diyorum. Sen inanmıyorsun bana. İnanmıyorum ya. Burak Gözde için bunu da mı yapıyor? Koray, senin bu seçimi mutlaka kazanman lazım. O zaman kimin tarafında olduğunu sormuyorum sana. Ya tabii ki seni destekliyorum. Ama ya kaybedersen? Ben girdiğim hiçbir iddiaya kaybetmem Sevda. Ne pahasına olursa olsun kazanırım. Gözde, hala söylemedin. Burak'ı destekliyorsun herhalde. Evet Gözde, senin hiç sesin çıkmadı. Aynen Gözde. Hadi söyle artık. Arkadaşlar tamam. Herkes kendi özgür iradesiyle karar versin. Aynen öyle Burak. Mesela ben Koray'ı destekliyorum. Ondan şüphemiz yok zaten Sevda. Sen tarafını çoktan seçtin. Aynen öyle Sevda. Ya arkadaşlar, siz ne kadar çabuk unutuyorsunuz. Koray Hayat Hoca için ölüyordu az daha. Bu mu sizin vefanız? Tamam, ben anlıyorum. Koray bir sürü hata yaptı, evet. Ama her ne yapmış olursa olsun, en sevdiğimiz hocamızın hayatını kurtardı. O yüzden Koray benim için bir kahramandır. Yok artık. Burak? Hayat Hoca için adaylığından çekilmez miydin? Tabii ki de Hayat Hoca'yı Koray'dan daha çok seviyorum ama adaylıktan çekilmeyeceğim. Helal olsun kardeşim, çekilmeyeceksin tabii. Arkadaşız oğlum. Ya ben senin bu başkanlık sevdanın nedenini çok merak ediyorum. Sarıbaş aday olunca Burak da aday olmak zorunda kaldı. Meydanı ona mı bıraksın? Öyle değil mi oğlum? Evet Burak, konuşsana. Şöyle göğsünü gere gere niye aday olduğunu söylesene. Ne oldu, çekiniyor musun bizden? Gözde, sen kimi destekliyorsun? Ablanın hayatını kurtaran Koray'ı mı? Yoksa Burak'ı mı? Ben kararımı verdim. Abidin'i destekliyorum. Bravo Gözde. Çok doğru karar. Hayat Hoca'nın kardeşi olduğun ne kadar da çok belli. Gördün mü Asya? Evet arkadaşlar, mavranız bittiyse buyurun yerinize.
Doğru, hadi. Şşş. Boşuna da şey şimdi ya. Yeni moda tartışma konumuz seçim herhalde değil mi? Lan git kanca burada otur. Hadi git sen. Evet, sallanmayın haydi. Bunlara yazdıktan sonra... Çakma Ronaldo. İstiyorsan kulübe biz bırakalım seni ha? Ya da yok yok. Sen koşarak git. Hem ısınırsın. Aslında senin pataklayarak ısınmak vardı da. Dua et. Arada Ahmet Hoca var. Hadi hadi hadi. Tamam. Neyse biz işimize bakalım. Asya, catering firmasını sen arıyorsun tamam mı? Taran sen de reklam firmasını ara. Son kez bir kontrol et. Tamam, o iş bende zaten. Ha, bir de şunu al. Kafana göre dağıt. Yetmezse tekrar veririm ben sana. Sanatçı menajeriyle görüştünüz mü? Görüştüm, görüştüm ben organizasyon şirketiyle. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, süper. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Asıl şenlik yarın olacak. Var mı yapılacak bir şey? Seninkiler ne yapıyor? Biraz bilgi versen fena olmaz. Orada dur Koray. Her şeyi yaparım ama ajanlık yapmam. Oo, okey, dördüncüyü bulmuşsunuz. Kolay gelsin Kara Sevda. Bahse varım ya da yokum ya. Değmez abi. Hadi. Hadi. Bak. Ben arkadaşlarımı satmam diyordun ama onlar seni çoktan satmış. Bizim kitabımızda ajanlık yok Koray Bey. Başka bir şey istersen yaparım ama yani ne olursa. Olacak. Merak etme. Gözde. Abicini desteklemeyi bırakmışsın. Desteklerim, desteklemem. Bu benim bileceğim iş. Belki beni desteklersin ha? Gitmem lazım. Gözde, neden bana soğuk davranıyorsun? Söylesene. Ya kolumu bırakır mısın lütfen? Ne olduğunu anlatana kadar bırakmayacağım. Lütfen dedim. Tabii. Koray ablanın hayatını kurtardı, gözünde kahraman oldu değil mi? Bana Koray'ı unutamadığını söyle. Bir daha peşine düşmeyeceğim. Koray'la bir ilgisi yok. Asıl sen eski sevgilini unutamadığın için olabilir mi? Ben Sevda'dan ayrıldım Gözde, bitti o mesele. Bana hiç öyle gelmiyor ama nedense. Haklısın. Sevda'dan kopmak zor oldu benim için. Bocaladım. Ama seni gördüğüm ilk andan beri sana farklı şeyler hissediyorum Gözde. Evet, Sevda'yı sevmeye devam etmek istedim. Ama beceremedim. Seni aklımdan çıkaramıyorum Gözde. O zaman niye Sevda'yı öptün? Hem de daha iki gün önce ya. Ne öpmesi Gözde? Saçmalama, ben öyle bir şey yapmadım. Gözlerimle gördüm. Koray fotoğrafınızı gösterdi. Bu işin altından da o pislik çıktı demek. Gözde bak, görmüyor musun? Bana tuzak kurmuşlar. Seni benden uzaklaştırmak için yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla da başarılı olmuşlar. Ama ben sandım ki... Hayır Gözde. Bak, sevdiğim insanların üzerine yemin ederim ki ben öyle bir şey yapmadım. Bu bana kurulmuş bir tuzak. Lütfen. Bu oyuna gelme. Yalvarırım sana. Bak, bana son bir şans daha ver. Sana söz veriyorum. Bir daha aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Gözde. Bak, yalvarırım lütfen. Gerçekten. Ya ablam falan görecek, okuldayız. Ya kızım, Real Madrid'e transfer olmuş kadar sevindim. Ya dünyanın en mutlu insanı benim. Dansını beğendin mi? Seyretmedim. Yani o an seninle ilgilenmiyordum. Ya bırak şimdi, yalancı. Seyretmedim, çok tatlıydı. Vallahi beğendin mi? Evet. Ya nereden aklına geldi o? Ya ne bileyim işte, öyle birden... Ben markete gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol abla. Sağ olun hocam. Bakın zaten tedirginiz. Ben anahtarımla çıkıyorum. Kapıyı kim çalarsa çalsın açmayın, tamam mı? Tamam hocam. Ha, yardıma gelelim mi? Yok yok, gerek yok. Sahip alacağım. Tamam hocam. ne olduğunu anlatmayacak mısın? Zeynep. Hı. Biz... Yani Burak'la galiba çıkıyoruz.
Çok sevindim Gözde. Sonunda bir mutlu haber aldık. Kapıya gelmiş. Hazır ablam gitmişken acaba inip konuşsam mı biraz? Ya tabii git yanına git. Gelmiş kapıya kadar. O zaman ablam gelirse bana bir mesaj atarsın. Atarım atarım. Hadi koş. Ne oldu? Neden geldin? Bunlar ne? Salih. Ben çok severim. Sağ olsun annem de yapmış. İçerken aklıma sen geldin. Teşekkür ederim. Oh sıcacık. Afiyet olsun. Yarınki seçimler için heyecanlı mısın? Yani aslında biraz pişmanım. Keşke aday olmasaydım. Neden? Başkan falan olmak istemiyorum ben. O zaman niye aday oldun Burak? İşte öyle anlık bir karardı. Ya olur mu öyle şey? Çocuklar senin için ne kadar çok uğraştı. Biliyorum ama. Olmaz. Ya umarım başkan olursun. Başkanlık sana çok yakışacak. Neyse. Ya ablam markete gitti. Buradan geçecek. Bizi görmesin. Tamam yürüyelim biraz. Tamam. Ama çok vaktim yok. Salep içimi ısıttı. Senin gülümsemen de benim içimi ısıtıyor. Ya utandırma. Salep'imi içebilir miyim? İstersen her akşam getiririm sana Salep. Hiç üşenmez misin? Üşenmem. Yorulmazsın yani. Hayatta. Sen yeter ki iste. Elini tutabilir miyim? Ablam gelmeden gidelim mi? Tamam. Ben bırakırım seni. Efendim Gözde. Ya nerede kaldın? Sonuçlar açıklanacak birazdan. Geliyorum, yoldayım. Ben gelmeden sonuçlar açıklamasınlar. Neden? Ya tamam Gözde geliyorum yoldayım. Bak çok önemli. Ben gelmeden açıklanmaması lazım. Tamam. Evet arkadaşlar. Sağ salim seçimi bitirdik. Artık sonuçları açıklama zamanı geldi. Mazbatayı alayım. Değerli arkadaşlar sağ olun. Hocam Burak daha gelmedi. Yoldaymış. Biraz beklesek olur mu? Bekleyemeyiz efendim. Hem aday oluyor hem seçime gelmiyor. He? Zaten böyle sorumsuz biri başkan olmasın daha iyi. Burada demokrasi tecelli ediyor. Ya ama hocam. Aması maması yok kızım. Şimdi arkadaşlar. Bir hocam bir saniye bir bakabilir misiniz? Ne oldu? Ben size söylemedim mi? Bir tane hanımın vakti geldiği zaman söylerim. Söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz ben söylüyorum. Bakın hayat biliyorum bana kızıyorsunuz ama gördünüz işte. Ben de mağdurum bu durumda. Bakın ben size söyledim. Yalan üzerine kurulan bir ilişki olmaz. Bu işin sonu olmaz müdür bey. Hem de bir yalandı. Ha, kötü bir niyetim yoktu ki hayatım. İsterseniz rengarenk söyleyin yalanı efendim. Olmaz, kaybedersiniz. Oğlum neredesin lan? Saat kaç? Abi anca geldim ne yapayım ya? Anca geldim ne abi ya? Evet arkadaşlar, kader anı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki huzur ve güven ortamı içerisinde bir seçimi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlar,
alkışlarınızla üç kıymetli adayımızı yanıma davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Hocam ben... Heyecanlanma evladım. Birazcık daha sabret. Birazcık sabret. Bir sonuçları açıklayayım öncelikle. Hocam ben açıklama yapmadan önce... Bir dakika, birazcık daha dur. Biraz sabret. Gençsin, sabret. Açıklayacağım, bekle. Ben adaylıktan çekiliyorum. Ne? Ne? Bir dakika oğlum. Seçim bittin. Nasıl adaylıktan çekiliyorum? Yani kazansam da başkan olmak istemiyorum. Abi ya sen ne diyorsun ya? Biz seçmiyoruz. Çocuklar geri çekilin. Sıranıza. Şaka mı yapıyorsunuz? Nedim. Sessiz arkadaşlar. Bu ne demek Burak şimdi? Ne oluyor? Hocam bu en başından beri bir hataydı. Ben başkan falan olmak istemiyorum. Burak, biz bunca zaman boşuna mı uğraştık? Kaybedeceğini anladı ya, ondandır belki. Abi bak saçmalama. Adam sana resmen korkak diyor ya. Vazgeçemezsin. Ya bunu kazanmakla kaybetmekle falan bir alakası yok. Ben seçilsem de başkan olmak istemiyorum. Burak, madem başkan olmak istemiyorsun, o zaman niye aday oldun? Evet Burak. Neden aday oldum? Söylesene arkadaşların. Herkes çok merak ediyor. Aynen abi, açıklasana. Ne? Söyle. Ay bir şey yok. Neden seçim uğraştın? Söylesene neden aday oldun? Ay bir şey yok. Neden seçim uğraştın? Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Sonuçları açıklıyorum. Şimdi. Abidin Tunç. 2. Koray Cerrahgil, 127. İşte bu be, işte bu. Kardeşim. Burak Erkin, 123. Okulumuzun yeni başkanı... Koray Cerrahgil. Evladım konuşma mı yapmak istiyorsun? Yap. Hakkın. Başkan olunca okulumuza neler yapacaksın? Anlat. Hocam ben başkan olmayacağım. He? Ne? Koray ne diyorsun sen? Oğlum ne demek ben başkan olmayacağım? Biz boşuna mı uğraştık ya? Ben bu seçime başkan olmak için girmedim. Bazı arkadaşlarımızın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için geldim. Koray ne demek oluyor bu? Ne oluyor çocuklar? Biri bir şey açıklasın. Bu nedir? Anlatacağım hocam birazdan. Birazdan anlatacağım. Koray sus. Sus dedim sana. Sus. Sus. Burak. Burak. Sakin olur musun lütfen? Bırakın gelsin hocam, bırakın. Sus lan! Sana susturma. Burak, Burak! Sus! Burak! Sus! Burak, sakin ol dedim. Ya hocam! Sakin! Koray! Sen de lütfen artık bir arkadaşının canını yakma. Hocam, benim kimsenin canını yakmaya niyetim yok. Sadece gerçekleri görün istiyorum. Nedir o zaman? Biz Burak'la bir iddiaya girdik. İkimiz de aynı şeyi istiyorduk. İddiayı kazanan onu alacak, kaybeden de aradan çekilecekti. Thank you.
Seçimi ben kazandım. Ben. Ama başkan olmayacağım. Hatta iddiadaki ödülden de vazgeçiyorum. Burak arkadaşımızın maskesini düşürüp gerçek yüzünü görmesi gereken insanlara göstermek istedim. Bu kadar.